Kanalımdan herkese merhabalar çocuklar. Ben tarih öğretmeni Osman Aksu. Bugün yeni bir LGS Inkılap tarihi denemesiyle birlikteyiz. Takipte kalın. Bu denemelerin arkası gelecek arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hadi bakalım gelsin birinci sorumuz. Evet bakın bize 4 tane öğrencinin görüşlerini vermiş Mustafa Kemal ile ilgili. Yukarıdaki öğrencilerin vermiş olduğu bilgilerden hangileri yanlıştır? Bakın Ali ne diyor? Mustafa Kemal, Şems Efendi okulunu bitirdikten sonra Selanik askeri rüştiyesine devam etmiştir. Yanlış. Mustafa Kemal Paşa, Şems Efendi mektebinden sonra Selanik askeri rüştiyesine değil, Selanik mülkiye rüştiyesine gitmiştir. Dolayısıyla Ali'nin verdiği cevap yanlış. Evet, Nisa ne diyor? Mustafa Kemal, Manastır askeri idadesini bitirdikten sonra harp okuluna kaydolmuştur. Doğru. Yani bakın askeri idadeden sonra yani liseden sonra üniversiteye İstanbul'a harp okuluna gitmiştir. Nisan'ın verdiği cevap doğru. Hasan ne diyor? Mustafa Kemal annesinden izinsiz askeri rüştiye sınavlarına girerek sınavı kazanmış ve Selanik askeri rüştiyesine kaydolmuştur. Evet Hasan'ın verdiği cevap doğru. Atatürk'ün annesi istemiyor Mustafa Kemal'in biliyorsunuz asker olmasını. O annesinden gizlice gidip sınavları kazanıyor ve askeri rüştiye kaydoluyor. Mina ne demiş bakalım? Mustafa Kemal harp okulunu kurmay yüzbaşı olarak bitirmiştir. Mina'nın verdiği cevap da yanlış arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa harp okulunu teğmen olarak bitirdi. Harp akademisini ise kurmay yüzbaşı olarak bitirdi. Dolayısıyla burada Ali ve Mina'nın verdiği cevaplar yanlış. Dolayısıyla cevabımız deniz ışık olacaktır çocuklar. Aman dikkat oldu mu? Bakın dikkatlice bakın bu soruya. Gelsin ikinci sorumuz. Öğretmen öğrencilerine Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okulların bulunduğu şehirleri ve bu şehirlerin günümüzde hangi ülkede olduklarını sormuş. Öğrenciler öğretmenlerinin sorduğu soruya aşağıdaki cevapları vermişlerdir. Buna göre aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur? Bakın Selanik Yunanistan'da mı? Evet Yunanistan'da. Manastır Yunanistan'da mı? Hayır Manastır günümüzde Makedonya'da. Tamam Türkiye İstanbul'da. A şıkkı gitti çocuklar. Çünkü yanlış var. B'ye bakalım. Selanik Bulgaristan'da mı? Baştan gitti. Yunanistan'da olacak. Manastır Makedonya'da. Bu da gitti. C'ye bakalım. Selanik Yunanistan'da. Doğru. Manastır Makedonya'da. Doğru. İstanbul Türkiye'de. Bu da doğru. Çocuklar doğru cevabımız C şıkkı olduğu açıktır. Evet. Bakın Selanik Bulgaristan'da değil Yunanistan'dadır. Şu bilgiler doğru ama bu bilgi yanlış. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle C şıkkı olacaktır çocuklar. Gelsin üçüncü sorumuz. Evet. Sezer Vahişe bazı görüşlerini açıklamış. Sezer Vahişe'nin vermiş olduğu bilgileri doğru ve yanlış olarak değerlendirirsek hangisine ulaşılabiliriz diyor. Bakalım. Sezer ne diyor? Mustafa Kemal Selanik askeri rüştiyesini bitirmeden ayrılarak Selanik mülkiye rüştiyesine kaydolmuştur. Çocuklar yanlış. Tam tersi. Selanik mülkiye rüştiyesine gidiyor. Kısa süre sonra bu okulu bırakıp Selanik askeri rüştiyesini kazanıyor ve buraya geçiyor. Çünkü Atatürk asker olmak istiyor. Memur olmak istemiyor. Sezer'in verdiği bilgi kesinlikle yanlış olacak çocuklar. Bakalım Ayşe ne diyor? Mustafa Kemal Manastır askeri idaresini bitirdikten sonra İstanbul'a gelerek harp okuluna girmiştir. Evet bakın bu doğru. Evet Manastır'dan sonra İstanbul harp okulu ardından da İstanbul harp akademisi olacaktır. Yani Sezer yanlış Ayşe doğru olacaktır sevgili çocuklar. O zaman doğru şıkkımız hangisidir? Evet Sezer yanlış Ayşe doğru. Yani gördüğünüz üzere cevabımız açık bir şekilde Denizli seçeneği olacaktır. Çok güzel bir soru bakın yine çocuklar. Gelsin dördüncü sorumuz. Aşağıda Mustafa Kemal'in okul yıllarında matematik öğretmeniyle geçen bir anısını okuyacaksınız. Oğlum senin de ismin Mustafa benim de. Bu böyle olmayacak. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun der. Buna göre Mustafa Kemal'in anılarından olan bu olay Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü hangi okulda meydana gelmiştir? Bunu ilk öğretimden beri size öğretmenlerimiz anlatır. Selanik askeri rüştiyesinde matematik öğretmeni Mustafa Bey ona Kemal adını verir. Ve Mustafa'nın adı artık Mustafa Kemal olur çocuklar değil mi? Çok basit bir soruydu bu soru. Gerçekten kolay bir soru. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet. Gelsin 5. sorumuz. Evet yine güzel yeni nesil bir soru bakın çocuklar. Burada Şerif öğretmen bir şeyler söylüyor. Bakalım ne diyor? Şerif öğretmen diyor ki arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sürecinde dengeler sürekli değişmiştir. Diyor ki hangisi diyor Şerif öğretmenin söyledikleriyle çelişmektedir. Yani birbirini tutmuyor diyor. Doğru mu? Bakalım. Elif ne diyor A şıkkında?
Savaş öncesi ittifak devletler arasında yer alan İtalya daha sonra itiraf devletlerinin tarafına geçmiştir. Doğru. Savaşta dengeleri değiştiriyor. Burak ne diyor? Rusya'nın Bolşevik ihtilali nedeniyle savaştan çekilmesi kesinlikle ittifak devletlerinin lehine, itiraf devletlerinin aleyhine bir değişmedir bu. Hakan ne diyor? ABD'nin itiraf devletlerinin yanında savaşa girmesi savaşın kaderini bile değiştirmiştir ve savaşı kısa sürede bitirmiştir değil mi çocuklar? Aslı ne diyor? Osmanlı Devleti'nin müttefiklerine yardım amacıyla Galicia, Makedonya ve Romanya cephelerine asker göndermesi. Arkadaşlar burada denge falan değişmiyor. Yani biz burada müttefiklerimize yardım gönderiyoruz, değil mi? Burada herhangi bir denge değişikliği yok. Osmanlı dengeleri değiştirecek kadar güçlü bir devlet mi ki dengeleri alt üst etsin, değil mi? Dolayısıyla cevabımız kesinlikle Denizli. Aslı'nın verdiği cevap öğretmenimizin sözleriyle çelişiyor. Gelsin altıncı sorumuz. Bakın çocuklar gerçekten sorularımız hep yeni nesil sorular. Burada öğrencimizin biri diyor ki, düzenli ordunun batı cephesinde almış olduğu tek yenilgidir. Diyor ki, Mert'in sormuş olduğu soruya arkadaşlarının verdiği cevaplardan hangisi doğrudur? Çocuklar, düzenli ordumuzun batı cephesinde kaybettiği ilk ve tek savaş Kütahya Eskişehir savaşlarıdır. Burada biliyorsunuz Eskişehir, Kütahya, Afyon işgal edilmiş. İtiraf devletleri Yunanistan, Ankara'ya kadar ilerlemiş arkadaşlar. Burada cevabımız kesinlikle D seçeneği olacaktır. Kütahya Eskişehir savaşları olacaktır çocuklar. Evet. Gelsin yedinci sorumuz. Evet. Bakın yeni nesil sorulara devam ediyoruz. Yukarıdaki şemada bırakılan boşluklar aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanamaz? Bakın Doğu Cephesi. Kazım Karabekir'i buraya yapıştıralım değil mi? Kazım Karabekir Gümrü Antlaşması. Doğru. Batı Cephesi. İsmet İnönü Mudanya Antlaşması. Değil mi? Biz burada kiminle savaşıyoruz? Kurtuluş Savaşı'nda çocuklar Yunanlılarla savaşıyoruz. O zaman Yunanlıları da buradan çıkaralım. Güney Cephesi. Fransızlar. Kuvayi Milliye. Yapılan anlaşma neydi? Ankara Antlaşması'ydı değil mi çocuklar? Güney cephemiz Ankara Antlaşması'yla kapandı. Dolayısıyla bunu da eleyelim. Çocuklar burada Lozan Barış Antlaşması yoktur. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle Bursa olacaktır sevgili çocuklar. Tamam. Yine güzel bir soruydu. Gelsin 8. sorumuz. Evet devam ediyoruz yeni nesil sorulara. Bakın burada bir soru işareti var. Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele dönemi bitmiştir. İngiltere ile ilk defa antlaşma imzalanmıştır. Askeri zaferi tamamlayan diplomatik bir zaferdir. Çocuklar burada özellikleri verilen antlaşmayı soruyor. Burada verilen özellikleri verilen antlaşma kesinlikle Mudanya Ateşkes Antlaşması'dır. Ateşkes silahları susturan milli mücadelenin askeri safhasını bitiren olay Mudanya Ateşkes Antlaşması'dır. Bakın çok güzel bir soruydu yine bu soruda. Evet gelsin 9. sorumuz çocuklar. Evet bugün yine yeni nesil sorularla karşınızdayız sevgili gençler. Evet 9. Tevhid-i Tesisat Kanunu. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik. Soyadı kanunu. Medreselerin kapatılması. Yukarıdaki kutucuklarda numaralandırılarak verilen inkılaplardan hangileri toplumsal alanda yapıldığı söylenebilir diyor. Bakın dikkat edin söylenebilir. Çocuklar Tevhid-i Tesisat biliyorsunuz eğitim kültür inkılabıdır. Medreselerin kapatılması eğitim kültür inkılabı. Takvim ve saat ve ölçülerdeki değişiklik toplumsal soyadı kanunu yine Türk toplumunu ilgilendiriyor. Dolayısıyla doğru cevabımız çıktı arkadaşlar. Yani 2 ve 3 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız C. Güzel bir soruydu yine çocuklar. Bakın bu tarz bir soru karşınıza illaki gelebilir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet şimdi gelelim 10. ve son sorumuza. Bakın yine çok güzel bir soru. Burada arkadaşlar ne yapılıyor? Bir kavram haritaları var. Burada diyor ki Lozan Barış Antlaşması'nda Türkiye-Irak sınırı çözüme kavuşmamıştır. Doğru mu? Yanlış mı? Doğruysa Musul sorunu görüşülürken Anadolu'da Şeyh Said isyanı çıkmıştır. Yanlışsa Musul sorunu Türkiye ile İngiltere arasında görüşmelerle çözüme kavuşturulmuştur diyor. Evet. Şimdi bakalım burada hangisi ne diyor soru kökünde arkadaşlar? Yukarıdaki verilen bilgilerden doğru ya da yanlış olduğuna karar verecek olursak diyor. Ok yönünde ilerlendiğinde hangi rakama ulaşılması gerekir diyor. Çocuklar madde madde yorumlayalım o zaman. Bakın Lozan Barış Antlaşması'nda Türkiye-Irak sınırı çözüme kavuşmamıştır. Hatta bakın dedik ki Musul sorunu Lozan'da çözülemeyen tek konudur. Evet o zaman bu bilgiyi biz ne yapacağız? Doğru olarak alacağız. O zaman buradan gitmeyeceğiz, doğru mu? O zaman şurayı bir eleyelim. Buradan gitmeyeceğiz yol haritamıza. Yol haritamız, pusulamız bu yönde olacak. Evet, bakalım ikinci paragrafa. Musul sorunu
görüşülürken Anadolu'da Şehzade isyanı çıkmıştır. Doğru, hatta bu isyan laik cumhuriyetimize yönelik çıkan ilk isyandır ve bu isyan yüzünden biz Musul'u maalesef Ankara Antlaşması'yla İngiltere'nin himayesindeki Irak'a bırakıyoruz çocuklar. Bakın bu bilgi de doğru. O zaman hangi rakama ulaştık? Bunu da eliyoruz o zaman. O zaman 1'e ulaştık, doğru mu? Cevabımız o zaman kabak gibi Adana olacaktır sevgili çocuklar. Evet, güzel bir denemeydi bu deneme. Evet, çocuklar böylelikle bugünkü LGS branş denememizin de sonuna geldik. Lütfen sonuçlarınızı yorumlarda belirtin arkadaşlar. Kendinizi görün. Hepinize LGS'de yürekten başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.